Birleşimini açıyorum. Mesut Metin, Saffet Onur, Cavit Kraniç, Cem Özbey, Mazeret sayması ve ilerde sunuyor. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, zabıt özetini gruplara iletmiştik. Zabıt özetini geçen birleşim ait zabıt özetini okumuş olmasını oylarda sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçmeden önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Servet Toraman konuşma yapmak istiyorum. Buyurun Servet Bey. Sayın Başkan, Sayın Divan, çok kıymetli meclis ses arkadaşlarımız, sayın basın mensubu arkadaşlar, misafirlerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyoruz grubumuz adına. Şimdi bugün konuşmalarda kota koyduğu için çok konuşma süresinde de kota var mı? Tabii. 5 dakika. Servet abi, bu benim kota ve kota koyup koymamam önemli değil ama biliyorsunuz bir COVID ile ilgili bir durum yaşıyoruz. Eyvallah. Biz de ona bakıyoruz. Hepimizin sıhhati için. Tamam da mümkün mertebe konuyu özbenet konuşup eyvallah. Gündemimize geçip gündemi de bitirmek istiyoruz. Zaten yani burada hem bizim sağlığımız var, hem burada misafirlerimiz var. Hem de sizin gibi belli bir yaş grubuna gelen insanlar biliyorsunuz bu konuda daha hassas olmaları gerekiyor. Ondan dolayı sizin bu konuda daha hassas olmanız lazım. Bu konuyla ilgili süre yürüme. Yürümüyoruz da. Buyur. Şimdi her şeyi öz ve doğru konuştuğumuz için bu konuşmalarda öz yapacağız. Ama bu arada sen de şeyi saptadın. Eyvallah. Sen de gelirsin o yaşlara, sen de gelirsin. Evet arkadaşlar, şimdi önümüzde iki önemli gün var. Bunların bir tanesi, en önemli günlerden bir tanesi 10 Kasım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ölüm yıldönümü. Allah rahmetle, minnetle, her türlü şekilde şükranla anıyoruz. Yattığı yerin cennet olması, mekanının cennet olması için hepimizin dua ederek bize bahşetmiş olduğu bugünkü cumhuriyeti, bugünkü vatanın bütün silah arkadaşlarına ve kendisine grubumuz adına, AK Parti adına rahmetler diliyoruz. Biz içimizden bir Fatih okuyoruz. İnşallah Allah yattığı yerde de utandırmaz. Orada da mekanı cennet olur. İkinci konumuz da yine 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ben bir öğretmen babası olarak gururla bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Buradaki öğretmenlerimizi de ayrıca kutluyorum. Yaşayanlara Allah sağlık, uzun ömürler versin. Onlar bizim için çok değerlidir. Ölmüşlerimize de Allah rahmet eylesin. Allah onların mekanını cennet eylesin. Ama öğretmenlerimiz her zaman bizim için çok kıymetlidir. Başımızın tacıdır. Hepsini günü biraz erken olması sebebiyle de hepsini kutluyoruz grubumuz adına. Çok teşekkür ederim. Başkanım kısa ve öz oldu değil mi? Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Servet abi. Evet. En son ben konuşalım. Emin Hanım da bir konuşma yapmak istiyor. Buyurun Emin Hanım. Ali Bey, size de söz vereceğim. Kısa oldu hiç. Sayın Başkan, değerli Divan, değerli meclis üyeleri, değerli gazetecileri arkadaşlarımız, 25 Kasım kadına yönelik şiddet hakkında AK Parti adına söz almış bulunuyorum. Son günlerde kadınlarımızla ilgili kabul edilemez, vahşet içeren gündem içerisinde içimizde tanıyan bir yaradır. Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının ortak sorunudur. Kadına yönelik her türlü şiddet, yaşama hakkını tehdit eden temel bir insan hakkı ihlalidir. Toplumu derinden yaralayıp, zayıflattığı, aile birliğini zedeleyip, anne ve çocuk sağlığını bozan, son derece önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu, kadına yönelik şiddetin katı töre ve gelenek gibi hiçbir gerekçeyle asla meşrulaştırılamaz.
Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül ve yaklaşımla ve fırsat ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur. Türkiye olarak son yıllarda kadının sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesi için tarihi nitelikte adımlar attık. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum ilkesinden hareketle kadın ve kız çocuklarının eğitimi ile kadınların iş gücüne katılımını teşvik ettik. Türkiye olarak bu süreçte ev içi şiddetin artma ihtimalini dikkate alarak yeni kadın konuk evleri açtık. Böylece müessip hadiseler karşısında mağdurları koruma kapasitemizi daha da güçlendirdik. Ayrıca istihdam önlemleri ve kadın dostu politikalar uyguladık. Sosyal destek hattı ve özel olarak geliştirilen mobil uygulama ile şiddet ve istismar vakalarının ilgili birimlere anında bildirilmesini sağladık. Kadınların bu zorlu süreçten daha güçlü çıkmasını temin etmek hepimizin sorumluluğudur. Sözlerine yer vermiştir. Türkiye'de kadını iş gücüne katılımımız bahsedersek, kadın iş gücünü 3.926.000 kişi arttırarak 10.686.000'e, kadın istihdamını 2.802.000 kişi arttırarak 8.924.000'e çıkarıldı. Yine bu dönemde kadınların iş gücüne katılma oranını 6,5 puan artarak %34.4 yükseldi. AK Parti iktidarında 6 yaş ve yukarı nüfus içinde kadın okuryazarlık oranı 79.9 iken bu oran 2019'da %95.3'e ulaştı. İnsanlığın umudunu yeşerten kadınların toplum olarak hak ettiği değeri sağlamak için hükümetimiz önemli değişiklikleri imza attı. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın kadını ve erkeği madalyonun iki yüzü gibi telakki eden bir medeniyetin mensupları olan bizler, göreve geldiğimiz günden bu yana aile hayatında, iş dünyasında, eğitimde, sağlıkta ve diğer tüm alanlarda kadınların statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için çok önemli çalışmalar yaptık. Diyarbakır'da Hacile annenin başlattığı ve çığ gibi büyüyen ailelerin çocuklarını terör örgütlerinden kurtarmak eylemlerini desteklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Terörle aralarına mesafe koyamayanların ortaya koyduğu bu tablonun da kadına şiddetin bir parçası olduğuna inanıyoruz. Halkımızın hassas bir de o kadar da adil vicdanına havale ediyoruz. Konuşmama son verirken kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha tekrar ediyor. Saygılar sunuyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Naycan Hocam, buyurun. Sayın Divan, sevgili meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili basın ve konuklarımız, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün 3. Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in ölüm yıl dönümü. Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. İzmir depreminde
yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun diyorum yaralılara. Bugünkü söz alma konum 10 Kasım Atatürk'ü anma günüyle ilgili. Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümünde onu anmaktan çok anlayarak yaşatmaya hepimizin ihtiyacı var diye düşünüyorum toplum olarak. Ve ben Atatürk'ü ne zaman tanıdım? Şöyle dönüp bir düşündüğümde sanıyorum 4-5 yaşlarındaydım. Şehrin meydanında büyük bir Atatürk heykeli vardı. Babama bu kim diye sorduğumda bana Atatürk dedi. Babamdan bile büyüktü. O zaman anladım ki Atatürk önemli birisiydi. İlkokula başladığımda kitaplarımın ilk sayfalarında sınıfımızda asılıydı. Sonra öğretmenimiz anlattı bana Atatürk'ün kim olduğunu. Atatürk'lü şiirler okudum, kitaplar okudum. Atatürk benim için, ben büyüdükçe büyüdü. Ama Atatürk benim için asıl, ben öğretmen olduğumda ete kemiğe büründü. Ben önce kadın olarak onu çok iyi anladım. Üniversite okuyup meslek sahibi olduğumda genç bir öğretmen olarak kız çocuklarının okumasının ve meslek sahibi olmasının altın değerinde olduğunu anladım. Çalışma hayatıma katılıp ekonomik özgürlüğümü elime alırken, sosyal güvencemi elde ettiğimde, kendimle ilgili konularda özgürce verdiğim her kararda, hukukun üstünlüğüne her ihtiyaç duyduğumda, seçme ve seçilme hakkımı kullandığımda, meclis üyesi olduğumda, emeğimin olduğu her yerde söyleyecek sözümün de olduğunu, bana sağladıklarının değerini daha iyi anladım. Aile kurarken medeni kanunun önemini, bana sağladığı hakları daha iyi anladım. Resmi nikah ve tek kadınla evlilik gibi haklarım olduğunu, özellikle kadınların kanunla korunduğunu anladım. Anladım anlamasına da, anlamayan kadınları da ben anlamadım. Son yıllarda kaybettiğimiz her hakta, hukukta, öldürülen her kadında, etnik köken üzerinden yapılan her ayrımcılıkta, sırf bu yüzden öldürülen her vatandaşta onun milliyetçilik ve halkçılık ilkelerinin değerini daha iyi anladım. Eğitimde, ekonomide, sağlıkta, hatta kaybettiğimiz ağaçlarda onu çok daha iyi anladım. Bir ağacı kestirmemek için Yalova'daki köşkünü taşıttığını dinleyince canlılara verdiği değerin ne kadar büyük olduğunu çok daha iyi anladım. Ne kadar büyük, ne kadar akıllı, ne kadar ileriyi gören biri olduğunu bugün çok daha iyi anlıyorum. Her geçen yıl saygım, sevgim artarak çoğalıyor. Bizlere açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürürsem çağdaş medeniyet seviyesine ulaşacağımı biliyorum. Bir Türk kadını olarak bana verdiği haklar için Atatürk'e minnettarım. Minnettarlığım ben yaşadıkça da devam edecek. Minnettarlıkla kalmayıp tıpkı benim öğrendiğim gibi ben de Atatürk'ü çocuklara, gençlere öğreteceğim. Bu meşale elden ele devredilerek devam edecek sonsuza dek. Evet, Nargın'ın hocamıza da teşekkür ediyoruz. Buyurun. Dur.